1970 yılına gidiyoruz. ki, Westernen, Albin Planinç. E4, E5, At 3 At 6 Fil B5, İspanyol açılışı. Bildiğiniz gibi buradaki ana devam yolu A6'dır. Ya da At 6 Berlin savunması da oldukça saygın bir devam yoludur. Oyunda Albin'in tercihi pek görmediğimiz Fil E7 olmuş. Evet, Fil E7 ana varyantın yani kapalı İspanyol varyantının belirleyici hamlesidir fakat bu noktada değil. Albin fil E7'yi bir hayli öne çekti. Öncelikle bunun bir sakıncasından bahsedecek olursak, fil kararını çok erken vermiş oldu. Belki de ileride çok daha etkili olabileceği C5 karesinden bu çaprazdan gelişmek isteyebilirdi. Bir de avantajlarına bakalım. Az önce sözüne ettiğimiz ana devam yolundaki A6 henüz oynanılmadığından dolayı rakibiniz fil alır C6 ile değişme varyantına girecek olursa bu kez bu devam yoluna bir tempo önde girmiş olursunuz. Bir diğer avantajını zaten oyunda hep birlikte görebiliriz. Kısa rok at F6 Albin bir yandan gelişimini sürdürürken bir yandan da rakibinin E4 piyonunu istemiş oldu. Bence burası bu devam yolunu iyi anlayabilmek için oldukça önemli bir nokta. İspanyol açılışında E4 piyonunu almak kolay olmaz. Evet, bunun alınabildiği devam yolları vardır fakat karşılığında belirli problemler yaşarsınız. Özellikle de at alır E4'e karşı kale E1 şahınız halen E dikeyinde olduğundan dolayı rakibe aktiflik verebilir. Fakat burada şöyle bir durum var ki e7 karesindeki fil E dikeyini kapattığından dolayı artık E4 piyonu güvenli ve rahat bir şekilde alınabilir. Örneğin rakibiniz çok iyi bildiğimiz oldukça standart C3, D4 merkeze ikinci piyonu getirip merkezde üstünlük elde etme planına yönelirse rahatlıkla E4 piyonunu alabiliriz. Tabii ki merkez piyonlarının erkenden değişilmesi beraberliğe hızlı ulaşmanın önemli yöntemlerinden biridir. Çünkü ileride rakibinize bir alan üstünlüğü ve şah kanadından saldırma fırsatları verebilecek olan E4 piyonunu daha erkenden almış olursunuz. Aynı zamanda açılan E dikeyinde muhtemel kale ya da vezir değişimlerinin sonucunda rahat bir oyun elde edebilirsiniz. Bu sebeple E4 piyonu savunulmalı Peki nasıl? Vesterine'nin tercihi at C3 olmuş. Ve bu Albin için ufak bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Çünkü az önce sözünü ettiğimiz rakibin en aktif planı olan C3, D4 engellenmiş oldu. Peki, şimdi Albin oyuna at D4 ile devam ediyor. Fil E7 ile uyumlu çalışan bir hamle. Öncelikle at D4'ün İlerleyen zamanlardaki temel fikirlerinden bir tanesi, B5'teki film pozisyonundan faydalanmak adına C6'yı tempo ile yapmak ve daha sonra merkeze D5 piyonunu getirerek yine merkezde önemli bir oyun elde etmek olabilir. Fakat, sanki E5 piyonu boştaymış gibi gözüküyor. Westerinen bunu almamış, bizler bakabiliriz. At E5'e. Öncelikle at alır B5 ve şimdi at alır B5'e at alır E4. Evet arkadaşlar, eğer E7 karesinde fil olmasaydı kale E1'den sonra gerçekten çok büyük problemlerle karşılaşabilirdik. Çünkü at geri çekildiğinde bu kez E5 karesindeki atın açarak şah ve vezir kazanma istekleri oluşabilirdi. Fakat artık kale E1'e basitçe at F6 karesine çekilebilir. Tabi bu varyantta çok ince yani hesaplanması gereken tek önemli bir nokta var. Acaba vezir g4'de ne olurdu? Çünkü ver atı ver piyonu diyerek geliyor. Fakat buna da at g5 yapılabilir ve bir problem olmazdı. Ve bu devam yolunda şunu söyleyebiliriz ki fil çifti üstünlüğünden dolayı ve merkez piyonları erkenden değişildi. Albi'nin Ufak bir avantajından söz edilebilirdi. Yani at D4'e karşı at alır E5 tercihinde bulunmak aslında ben bu oyunu çok da kazanmak istemiyorum demekle eşdeğer. Bu sebeple at D4'e şimdi E alır D4 ve burada Westerinen atını geri kaçmak yerine önce E5 ile Albin'in atını rahatsız etmiş karşı saldırıya geçmiş. Albin de geri adım atmıyor tabii ki. D alır C3, E alır F6, fil alır F6. Westternen'nin bu devam yoluna girmesinin ana fikri E dikeyinden hızlı bir girişim elde edebilmekte. Önce kale E1, tekrar fil E7'ye döndüğünde bakın arkadaşlar burada eğer piyon iki şekilde de alınabilir elbette. Fakat buna karşılık Albin basitçe kısa rok atar ve gerçekten oyunu açılışta eşitlediğini söyleyebiliriz. Bu sebeple Westerinen rakibe çok fazla zorluk çıkaran bir devam yolunu tercih etmiş. Nedir o? Vezir E2. Şimdi fili açmaza aldı ve fil boşta kalacağından dolayı henüz kısa rok atılamaz. Ve burada da Albin güzel bir yöntem buluyor bu açmazdan çıkabilmek için. Önce C6 oynamış. Eğer olur da fil Örneğin D3'e kaçarsa D5 oynayacak. Vezir filini E6 karesine gelip E dikeyini kapattığından dolayı artık kısa rok atabilecekti. İşte bunu gören Westerinen C6'ya karşı filini geri çekmek yerine ne yapıyor biliyor musunuz? D alır C3. Tabii ki kendisinin amacı piyonu almak değil. Vezir filini hızlı bir şekilde oyuna katabilmek. Fakat Filini feda etti. Albinde hay hay diyor. C alır B5. Ve şimdi fil G5. Fil 3 taşla istenildi. Açmazdayız. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. F6. Ne olabilir ki? Fil alır F6. İkinci bir fil fedası. G alır F6'ya. Vezir H5. Şah'ın bu çaprazı çok zayıflamıştı. Ve şimdi tek seçenek Şah F8. Arkadaşlar H2 de fedalarıyla agresif oyun tarzıyla tanınan bir büyük ustadır. Zaten açılışta yaptığı iki fil fedasından bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Şimdi Şah F8'e karşı. Tekrar vezir aş Şah çekmiş. Hani bakalım ne yapacak diye rakibi bir ölçmeye tartmaya çalışıyor. Şah F7 ve arkadaşlar sanki... Açılışta yapılan iki fil fedası çok da bir şey vermedi gibi gözüküyor ilk bakışta. Fakat bu pozisyonu makineye yorumlattığınızda makine hiç de öyle demiyor. İki fil fedasını onaylıyor. Çünkü şah çok zayıf ve albinin taşları şu an oynamakta zorluk çekiyorlar. Özellikle c8'deki vezir fili dolayısıyla a8'deki kalede oyuna giremiyor ve gerçekten oynanılması zor bir pozisyon ve burada Westerinen oyuna kale e3 ile devam etmiş. Şimdi kale e3 acaba ne istiyor olabilir? Öncelikle kaleleri dubleleme fikrini rahatlıkla anlayabili anlayabiliyoruz. Burada bir problem yok. Fakat olur da siz hani şu vezir filmi B6 yapayım uzun çaprazdan geliştireyim diyecek olursanız şimdi vezir H5 ve rakibinize minimum beraberlik vermiş olursunuz. Neden mi? Az önce şah g7 kaçılabilirdi fakat şimdi bunu yaparsanız kale asansör fikri, kale g3 ortaya çıkar ve bu çok çok tehlikeli olurdu. İşte kale e3'ün böyle de bir isteği var. Bu sebeple Albin d5 oynamış. Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Durun, acele etmeyin. Şimdi vezir h5, şah f8 ve olur da rakip Sürekli şah çekmeye devam etseydi vezir a6'dan Albi'nin fikri açılan d7 karesinden şahını tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak olacaktı. Peki, Westerinen de bunu görüyor. En son şah f8'e kale a e1 oynuyor. Zaten bunun sürpriz olmadığını az önce söylemiştik. Kaleler dublelendi, fil istek altında ve fili başka bir taşla koruyamıyoruz. Peki, Burada Albin sizce ne oynamış olabilir? Lütfen videolarınız videoyu durdurun ve kendinizi Albin plan için yerine koyun. Albin bizlere ve rakibine şunu söylüyor. Sen misin bana açılışta iki tane fil feda eden? Ben altta kalmam, geri adım atmam ve vezirimi feda ediyorum diyerek fil D6 oynuyor. Çünkü kale E8, ve sanki hiçbir şey olmamış gibi şahını sakince G7 karesine aktarmış. Ve dikkat edin açılıştan bu yana Albin veziriyle hiç oynamadı. Çok ilginç ama o veziri feda ediyor. Kale alır D8, kale alır D8. Arkadaşlar şu an bağırmak istiyorum. Yani Albin Planinç mükemmel bir yetenek. Gördüğüm en büyük yeteneklerden biri. Abartmıyorum. Yani şöyle bir düşünün. İspanyol açılışına karşı böylesine agresif oynayan bir büyük usta tanıyor musunuz? Yani mükemmel. Evet sanki ilk bakışta Albin feda ettiği vezire karşı çok fazla materyal almış gibi duruyor. Nedir onlar? İki tane fil ve kale. Fakat durum hiç de öyle değil. Yine bu pozisyonu Stockfish'e verdiğinizde belirsiz yorumunu yapıyor. Neden mi? Bir kere şah çok zayıf. Evet mat olacak demiyorum ama çok zayıf. Dikkatli olunması gerek. Aynı zamanda Albin'in halen taşları arasında bir koordine eksikliği var. Olur da gelişimini tamamlayabilirse evet bu çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Aynı zamanda Albin'in piyonları da çok zayıf. Evet yani günümüzde bile Normal bir büyük ustanın elinde bu pozisyon kayba kadar gidebilirdi. Oynanılması çok zor çünkü rakibin vezir ve kalesi de çok aktif. Şu an şahı güvende gibi. En son kale alır d8'e. Burada tabii ki ufak bir taktik vezir alır d5 yapılamaz çünkü buna fil alır a2 ve vezir düşerdi. Kale alır d8'e kale e3 oynamış vesterinen. Şimdi kale E3'e karşı. Albin fil D7 ile oyuna devam ediyor. Ve artık az önce sözünü ettiğimiz fil alır A2 olmadığından dolayı Vesterinen D5 piyonunu almış. Ve sizce vezirini feda eden Albin bir piyonunu umursar mı? Tabii ki hayır. Fil C6. Ver veziri. Ve biraz önceki pozisyonla lütfen kıyaslayın şu anki durumu ne kadar büyük bir gelişme yaşandı şu fillere bakar mısınız? Rakibin şahına çok tehlikeli bakıyorlar. Kaleler birbirini gördü ve artık gelişim tamamlandı. Fil C6'ya vezir E6. Şimdi fil F4. Unutmayın Matistey de var. Önce bir vezir G4 şah çekilmiş ve şah H8'e kaçmış. Ne oldu? Yoksa fil boşta mı? Albin bunu görmedi mi? Lütfen kale d1 mat fikirlerini hatırlayalım. Bu fil alınamaz. Fakat Westerinen de geri adım atmıyor. Kale e7 ile şimdi mat isteyerek geldi. Flaş 6 bunu engelledi ve tabii ki vezir gibi en güçlü taşımızı oyunun sonuna kadar savunmada tutmak istemeyiz. Bu sebeple f3 ile şah için f2 karesi açılmış. Albin önce bir kale d1 ile rakip şahı yokluyor. Şah F2 kaçıldığında kale A D8 artık rakibin şahı da hiç güvende değil. Şimdi vezir E6. Vezir alır F6, mata kadar götürebileceğinden dolayı önce Albin bir şah çekmiş, kale 1 D2. Şah E1'e kaçtığında da fil G7 ile F6 piyonunu korudu ve oyunun en önemli noktasındayız. Burada belki de oyunun İlk ve son hatası Westerinen'den geliyor. Eğer G3 gibi bulması çok zor bir seçeneği bulabilmiş olsaydı oyun halen devam ederdi. Tabi sanki G3 birçok piyonu bırakıyormuş gibi gözüküyor. Fakat hem kale alır C2 hem de kale alır H2 yapılırsa unutmayın artık D8'deki kale... Diğer arkadaşı tarafından korunamadığından dolayı kale alır g7 taktiği ortaya çıkardı. Şah alır g7'ye vezir e7 ve kaleyi de alır üstün bir pozisyonda kalırdı. Peki g3'e iki piyonu alamıyoruz. O halde f3'teki piyonu alalım. Unutmayın bu filde e8'i korumakla yükümlüydü ve artık kale e8'den sonra birkaç hamle içerisinde oyun mat ile sonuçlanırdı. İşte G3 böyle kuvvetli bir savunma. Fakat burada Westerinen vezir F7 oynamış. Bir hamlede mat istiyor istemesine fakat artık kale alır G2 yapılabilir. Çünkü kale alır G7 taktiği yok. Kale hem matı savundu hem de atak fikirlerini sağlayabilir. Şah F1 elbette kale G dikeyinden ayrılamaz. Bu sebeple kale G5, H4, kale G3, H5, H6 çok tehlikeli. Piyon çok hızlı geliyor fakat tam zamanında kale F8 ile bu vezir tehlikeli noktadan uzaklaştırıldı. Vezir E6, kale alır F3 şah, şah E2, fil H6. Ve şimdi kale E3 ile veziri kazanmak istiyor. Bu sebeple vezir D6 oynanılmış. Buna da kale G8. Diğer kale atağa katılıyor. Elbette kale G2 girişleri oyunu bitirecektir. Bu sebeple vezir H2 ile bu engellenmiş. Fakat fil F4 veziri isteyerek eğer siz kale G2'yi engellemek adına vezir H1 kaçarsanız buna da kale E3 şah ve takiben vezir düşerdi. Bu sebeple fil F4'e aslında yapılabilecek bir şey yok vezir h4 ve şimdi kale g2'den girebilir şah d1 kaçtığında kale f1 kale e1 kapattığında da fil f3 şu matın güzelliğine bakar mısınız? 2 fil ve 2 kale bütün taşlar mat saldırısında. Yine albin plan için mükemmel vezir fedalı bir oyununu sizlerle birlikte incelemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.